Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Himalayanın ihraç fazlası iplerinden şöyle orta kalınlıkta parlak güzel dokusu olan bir ip. Onunla güzel harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi çıkardım. Şöyle bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Şöyle ilmeklerimi çıkartayım. Ilmeklerimi sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek benim için yeterli model kurmak için. 17 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğini birinci sıra olduğu için ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Ben şöyle birkaç sıra bir ters, bir düz yapacağım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Lastiğimi bir sıra tamamlayacağım. Lastiği tamamladım ben bu şekilde. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi, bakın üçünü bir aldım ve düz olarak ördüm, kestim yani. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek doladım, artırma yaptım. 3 üç ilmeği üçünü bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek doladım. 3 üç ilmeği üçünü bir düz örerek kestim. 1 ilmek doladım. 3 ilmeği bir kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek doladım. 3 Üç ilmeği üçünü bir aldım ve düz ördüm. Kestim. Bir kez daha doladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bakın sıra başında dolamıyorum. Direkt kesme işlemi yapıyorum. Sıra sonunda kesme işleminden sonra bir tane artırma yapalım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra bir kez daha doladım. Bakın. Bir ilmek ters ördükten sonra bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Ajurlu ilmeğimi ters ördüm. Bir kez artırdım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek artırma yaptım. Bir düz ilmek, bir ters ilmek bir artırma yaptım. Bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm kenarda. Daha sonra kenar ilmeğimi dördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters ters olarak örüyorum. Bir ters, ajurluyu da ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. İki ters, bakın ters olan ilmeğimi ters, ajurlu ilmeğimi ters. Zaten bu ilmeğimi düz, düz olarak örüyorum. İki ters, bir düz. İki ters, bir düz olarak ördüm, iki ters, bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Bir ters iki düz şimdi. 4. sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi bakın ters olan ilmeğimi ters ördüm. 2 düz ilmeğimi de düz olarak ördüm yine. 1 ters, 2 düz. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model 4 sıradan oluşmakta. ilmek sayımız 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Evet. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Tabi ilerledikçe harika görünecek bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 üç ilmeğimi üçünü bir toplayarak şöyle düz ördüm ve kestim yani tek ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek doladım. 3 Üç ilmeği üçünü bir alarak kestim. 1 doladım. 3 Üç ilmeği üçünü bir şöyle düz topladım ve düz ördüm. 1 doladım. 3 Üç ilmeğin üçünü bir alarak düz ördüm kestim bir doladım 3 üç ilmeği üçünü bir düz ördüm şöyle düzelteyim hemen son 3 ilmeğimi bir topladım ve düz ördüm Kenarda bir kez artırdım arkadaşlar. Şöyle artırmamı yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Ajurlu ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm bir ters ördüm ajurlu ilmeğimi bir kez doladım bir düz bir ters bir kez doladım bir düz bir ters bir kez doladım bir düz bir ters bir kez doladım bir düz ilmek ördüm, kenarda bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, bakın ters olarak ördüm. Ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra iki ters, bir düz, iki ters. 1 düz, 2 ters, bir düz ilmek, 2 ters, bir düz, 2 ters, 1 düz, bir de kenar ilmeği ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. İki düz, iki düz. Ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki düz, ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi dördüm. Modeli iki kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle ilerleyecek, kendini gösterecek harika bir model. Bir parça da daha önce örmüştüm, bir de onu göstereyim size. Bakın modelin ilerlemiş hali de böyle arkadaşlar. Bunu bir ters bir düz lastikle yaptık. Beraber yaptığımızı bunu da şöyle tekstil tipi lastikle yaptım. Sizce hangisi güzel durmuş? Şöyle göstereyim. Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Size de fikir olmuş olur. İki farklı lastik denedim. Şunu şöyle kenara alayım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Benim arka yüzü de çok hoşuma gitti. Bakın Harika görünen bir model. İki yüzünde kullanabilirsiniz aslında. Kenar ilmeklerimiz modelin yakadan başlama örgülerinizde de görüntüsü bu şekilde olur. Gördüğünüz gibi harika, gösterişli bir model. Yapımı da oldukça kolay. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz harika kullanışlı yapımı oldukça kolay bir model. Sizlerde nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Hem de yapacak olanlara da fikir olmuş olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.